Benim sormak istediğim şey var Kemal Hoca'ya. Biz aslında bunları çok konuştuk ama herkesin aslında ortak sorunu bu sanırım. 3 aylık kontroller ya da 6 aylık kontroller. Herkesin şöyle devam ediyor. 2,5 ayda çok rahatlar. Hatta belki son 15 günde herkesi bir sıkıntı, bir gerginlik doğal olarak, o sonuçlara bağlı olarak, tekrar çekimlere bağlı olarak bir gerginlik başlıyor herkeste ve bu bütün davranışlarına, etrafına, kendisine hatta belki sağlığına bile yansıyor. Bu 15 günlük süreçte hocam ne yapmaları gerekiyor? Yani bu korku evet olacak, hak veriyorum ama onlara ne önermemiz gerekiyor? Güzel. Çok teşekkürler. Teşekkür ederim güzelim. Sağ ol, sağ ol. Şimdi bir kere o her kontrol periyodu acı veren bir periyot. Bir kere ne çıkacak sorusu bir tarafta. Bir taraftan yapılan işlemler painful. Gerçekten kanlar alınıyor, bilmem neler oluyor, kemik iliği kimi zaman yapılıyor falan falan. Bir sürü hikayeler. Dolayısıyla insanların sıkıntı yaşaması son derece normal. Yapılacak şey onlara sevgiyle yaklaşmak, onlara ilgiyle yaklaşmak, onlara çaresizlik değil, kocaman bir ümit vaat etmek, küçücük de bir korkuyla beraber insanların ruhunu beslemek lazım. Başka çıkar yolu var mı? Bence yok başka çaresi. Bunun tek çıkar yolu onlara sevgiyle, ilgiyle desteklemek gerekiyor. Benim kayınbiraderim var Amerika Birleşik Devletleri'nde. New York'ta yaşıyor. Larynx, daha doğrusu tonsilla larında kanser olduğu çocuğun. Ondan sonra Amerikalı doktorların terapötik bu tür yani normal radyoterapist, ondan sonra onkolog vesaire, kemoterapiden sorumlu doktoru, cerrahı şu sorusu. Hemen hemen hepsinin ortak noktasının hastaya çok sıcak yaklaştığı hususunda bir şey var. Görüşü vardı. Onların o sıcak yaklaşımı derdi. Beni iyileşti derdi çocuk. Yani bir dostça bir el sıkma, hekim tarafından sıcakla karşılanma, her türlü soruya açık olma, her türlü özel problemine yaklaşım gösterme, ümit verme. En önemlisi bu, ümit verme. Ve fazla korkutmadan yaklaşmak en önemli parametre. Tabii bu ilginin özellikle hekim tarafından yapılmasının çok önemli olduğu düşündüğüm için stresle bunu söylüyorum. Güzel. Bir ekleme yapabilir miyim burada hocam? Ben de Tabii. kısa bir dönem, aslında kısa değil, 2 sene hospis gönüllüsü olarak çalıştığım dönemde biraz evvel sanıyorum Esin Hanım da gündeme getirdi bu agresif veya öfkeyle ilgili. Orada öğrendiğim ve tatbik etmeye çalıştığım bir durumdu. Gerçekten hasta veya ailesi o yaşadığı kaygılar, stres içerisinde bazen agresyon veya öfke olabiliyor, bunu dışa vurabiliyor. Ben gönüllü olarak orada onlara o alanı verip bana karşı olmadığını, yani kişisel almayarak onlara o alanı yaratıp yine sevgi göstererek destek vermeye çalıştım. Yani bu söylediğim Müthiş. biraz evvel hekimlerin desteği, verdiği sevgi, ilgisi, bunu aslında hepimiz yapabiliriz. Gönüllü olmamıza da gerek yok. Belki o kişinin ilaçlardan yaşadığı kaygıdan, işte sıkıntıdan dolayı böyle davrandığını bir parça daha anlayış verebiliyorsak, tabii bunlar doğal olmalı, çok fazla yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Yani o kadar önemli noktalar ki bunlar hep bu. Mesela kendi mesleki hayatımdan biliyorum bunu. Telefonda birazcık ses sorunu düşse hasta hemen kırılır. Doğru. Gelmek istemez, korkar. Yine benim mesela kronik rahatsızlıklarım olduğu dönemlerde hekimlerin yaklaşımına kadar çok duyarlı olduğumu şahsi deneyimlerimden biliyorum. Hele de kanser gibi ciddi bir rahatsızlık karşısında hekimlerin gerçekten insan gibi insan olmaları gerekiyor. Bu çok mühim bir şey. Hekim yetmez tabii. Hemşiresi de aynı şekilde. Ondan sonra diğer sağlık personelinde çok sıcak, yakın ilgi Yüreğimde bak yüreğim, hiçbir zaman eksilmedi.